Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Zayıf kovanımızın durumuna bakacağız. Bakalım kabartılmış petek ihtiyacı var mı? Geçen hafta verdiğimiz kabartılmış peteğin durumu nedir? Analarımızın durumu nedir? Hastalık var mı yok mu? Ondan kontrolünü yapacağız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce özellikle belirtiyorum. Muhakkak yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok sağlıklı yorumlar geliyor. Yeni başlayan arkadaşlara muhakkak faydası oluyor. Bizim de atladığımız konular olabilir, yanlış bildiğimiz konular olabilir. Affola. Buyurun hep beraber videomuza geçelim arkadaşlar. Zayıf kovanımızın durumuna bakalım arkadaşlar. Nedir ne değildir? Petek mi vermek gerekiyor? Şerbet mi vermek gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Hep beraber gözlemleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiften duman veriyoruz. Hafiften duman vererek açıyoruz arkadaşlar. Bakalım durumu nedir arkadaşlar. Çuvalımızı alıyoruz. Boşluğu kapattığımız çuvalımız. Kovanlarım komple alttan aklıma gelmiş gibi söyleyeyim arkadaşlar. Plastik tabanlı, havalandırmalı. Bir arkadaşımız naylonlar nem yapmıyor mu dedi. Görüldüğü gibi nem olayı yok. Küf olayı yok. Çünkü ağır hava tabana çökeceğinden dolayı. Ve kovan kapakları altı da izolasyon. Stafordan izolasyonun olduğundan dolayı. Üşüme olayı ve terleme olayı yok. Erkek arılarımız gezmeye başladı. Son çıtamızda kapalı yavrular mevcuttu. Onlar açılmış. Ortaya kabartılmış petek girmiştik. Evet, iç taraflarında günlükler var. Gayet güzel, başarılı. Bakalım kabartılmış peteğimizin, geçen hafta verdiğimiz peteğimizin durumu nedir arkadaşlar? Oo maşallah. Komple günlükleri doldurmuş anamız. Gayet de güzel. Ortada günlük larvalar mevcut. Yani 4-5 günlük larvalar mevcut. Arka tarafına bakıyoruz. Ana arımız gördüğünüz gibi burada geziyor. Şurada parmağımın ucunda. Ve yavrulama alanı burada bitmiş. Artık ikinci sayı istiyor analarımız. Geziyor maşallah. Bunlar geçen sene bölmüş olduğumuz Muhsin Doğral hocamızın yöntemiyle bölmüş olduğumuz kovanlarımız. En son bölmem bu. O yüzden en zayıflardan bir tanesiydi bu. Bir de sezonda Ağustos ve Eylül aylarında arasında arıma çok bakamadım. O yüzden çok geliştiremedim. Bu şekilde kışa girdiler. İşlerimin yoğunluğundan dolayı. Bakalım durumu nedir arkadaşlar bunun da. Ay maşallah. Her tarafta boşlarda, tüm boşlarda yumurta gözüküyor. Görüldüğü gibi arkası da komple dolu. Artık arımız sıkışmış. Ve bunlar çıkacak. Evet arkadaşlar. Bu da gayet güzel. İki ve 9'a çıtamızı girmemiz gerekiyor. 2 ve 9'a derken normalde sondan evet arkadaşlar, görüldüğü gibi maşallah arımızın durumu gayet güzel. Stoğu güzel. Verimi güzel. Bu şekilde en son çıtaya da geliyoruz yavaş yavaş. Komple dolu. Artık iyice sıkışmış bu zayıf kolonimiz. Şöyle stoğuna bakmak istiyorum. Artık bu da yavru dolu. Yandan gördüğüm kadarıyla. Çok da uzatmak istemiyorum videomuzu. Stoğunu kontrol edip arımızı kapatacağım arkadaşlar. Evet, stok durumumuz gayet güzel. Bu şekilde başarılı bir gelişim olmuş. Görüldüğü gibi artık önümüzdeki haftalarda kata çıkaracağız bu kovanımızı. Nasip olursa. Şansımız havalar çok güzel gidiyordu. Biz bu kovana ilk başladığımızda ilk hafta boyunca komple yağmur, soğuk, geceleri soğuk geçmeye başladı. Kovan iyice sıkışmış arkadaşlar. Buna bir farklı bir şey denemek istiyorum. 2 ve 9'a çıta gireceğim. Bakalım ne olacak. Şu şekilde. Evet. Normalde bunu buraya girmem gerekiyordu. Ancak bunda stok çıtası var şu anda. Yavru yok. Yavru olsaydı bunun önüne girecektim. O yüzden buraya giriyorum arkadaşlar. Kabartılmış peteğimizi anarımızın yavrulama alanını genişletmek amacıyla. Çünkü bu tava koysaydım anarımız buraya geçmez. Çünkü stok çıtası o. Arılarımız o buradaki balı öbür çıtaya taşınca da belli bir süre geçecek. O yüzden bu şekilde denedik. 2 ve 9'a girdim. Şerbetini vereceğim. Kekini koyalım şöyle her ihtimale karşı. Kek almıyorlar zaten polen çok geldiğinden dolayı. Şerbetini de verebiliriz artık arımızın. Arkadaşlar şerbetimizi ilave ediyoruz. Bu şerbeti ılık bir şekilde verelim arkadaşlar. Onun da aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Çünkü soğuk şerbet verirsek arımız ishal olur. Şerbet almakta zorlanır. O yüzden ılık hem teşvik ediyor. Bunu şerbeti bittikçe vermek gerekiyordu. 2 tane çıta girdim ben. Haftaya kadar açamayacağımdan dolayı buzdolabı poşetinde takviye olsun diye şerbet veriyorum arkadaşlar. Zaten bunu 2 güne bitirir bunlar. Çünkü kovan iyice güçlendi artık. Stok yeri de var. Evet. Bakalım 2 ve 9'a da bunu girdikten sonra kabartılmış peteklerimiz girdikten sonra şerbetimizi de takviye olsun diye veriyoruz. Bu şekilde kovanımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi unuttuğum bir şeyler olursa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü aceleyle bakıyoruz kovanlarımıza. Kısıtlı zamanla bakıyoruz. O yüzden atladığımız konular olabilir. Alt bola. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüldüğü bir kovanımıza 2 tane kabartılmış petek ilave ettik. Anarının yumurtlama alanı daraldığından dolayı anarımıza yol verebilmek için, genişletebilmek için, daha doğrusu anarımıza şov yaptırabilmek için böyle bir yöntem tercih ettim. Bir sonraki videoda bakalım bu arımızın kata çıkar mı, çıkmaz mı? Onu değerlendirelim. Ne diyoruz arkadaşlar? Dostça kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.